Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve dairede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 9. videosundayız. Çemberde teğetin de 3. videosundayız. Yani teğetin son videosundayız. Şimdi ne yapacağız size? Ortak teğetlerden bahsedeceğiz. Teğetler dörtgeninden bahsedeceğiz. Bir de böyle bazı sorular çember içerisindeki sorular Böyle anahtar kelimelerle çıkmıyor, benzerlik yardımıyla da çıkıyor. Yani dik üçgen yardımıyla çıkmayan sorulara benzerlik yardımıyla çıkacak. İşte onu öğreteceğiz. O da güzel bir yöntem. Çok bahsedilmez ama onu da bilmenizde fayda var. Sıkıştığınızda ona bakacaksınız çünkü. Evet kitabımızda sayfa numarası 178'in sağ tarafı. Sonra 179, 180, 181 ve 182'de de sol tarafı işleyeceğiz. Hadi bakalım şu teğetin son dersine başlayalım. İki çemberin ortak teğetlerinden bahsedeceğiz ama derse başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeyim. Ya ekstra bir bilgi, yine bir özellik, yine bir kural bilmene gerek kalmayacak. Eski bilgilerinle ve eski bilgilerini yorumlamayla yine buradaki konuyu çok güzel bir şekilde anlayacaksın. Hadi bakalım ilk önce ortak dış teğetten bahsedelim. İki çember verildiğinde şu ikisinde ortak dıştan teğeti ya da alttaki ikisinde ortak dıştan teğetidir. Bu ortak dış teğetler birbirine eşittir. Sebep çok basit. Şunu şöyle uzatacak olursak. Şurada birleşiyorlarsa eğer. Hocam teğet teğet bunlar birbirine eşit. E hocam şu büyükte de, de teğet teğet birbirine eşit. E o zaman buraya a a dersem. Şuraya b dersem. Burası a artı b yaptı ya. Burası da a artı b olacak. O zaman buraya da b kaldı. Gerçekten ortak teğet uzunlukları ne oldu? Birbirine eşit oldu. İlk etapta bunu öğrendik. Peki ortak teğetle ilgili bir formül var mı? Var. İşte şöyle. O1 O2 uzunluğunun karesi D kare yani şu uzunluğa D de dersem D kare artı yarıçaplar farkının karesi oluyor. Ezberlemeye gerek var mı? Kesinlikle yok. Çünkü ne yapacaksın? Önceki bilgilerini kullanacaksın. Önceki bilgileri merkez teğet çektik. Merkez T'ye çektik ve karşında şurada bir dik yamuk çıktı ya. Amacın 90 dereceler varsa çemberde uzunlukla ne yapıyorsun? Anahtar kelimeleri kullandıktan sonra dik üçgen oluşturmaya gayret ediyorsun. Dik üçgende nasıl? Dik dörtgenle oluşturursun böyle. E burası R2 ise burası da R2 yapar. Tamam mı R1 olduğundan buraya R1 eksi R2 kaldı. E şu uzunluk O1 O2 uzunluğuysa eğer O1 O2 uzunluğuysa bak burada mavi üçgende Pisagor bağıntısı burası da dikdörtgenden D oldu. O1 O2 uzunluğun karesi R1 eksi R2'nin karesi artı D'nin karesine eşit oldu. Kesinlikle kural bilmeye gerek yok. Hemen sorusuna bakalım. Şöyle örnek 23. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Evet yarı çap vermiş 10. Hocam burası 10. Yarı çap vermiş 2. Hocam burası da 2'yi yazdık. E burası 15 verilmiş. Dik yamuk var. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik dörtgen yapalım. Hop şöyle bir dik dörtgen yaparsam eğer. Hocam 2 ise 2 oldu burası. Burası 8 oldu. Ve Pisagor. 15 ise burası da 15 er. 8, 15, 17 üçgeninden burası 17 yapar. E 10 burada. 2 burada 12. O zaman buraya da 5 kaldı. Yani x'i de 5 olarak buluruz. Herhangi bir kurala ezberleme gerek var mı? Yok. Bence kuralla yaparsanız daha böyle işlem kalabalığı yaparsınız gibime geliyor. Evet örnek 23. 5 oldu geldik örnek 24'e. Şimdi şu CD uzunluğunu 2 vermiş. R1 eksi R2'yi 5 vermiş. R1 artı R2 toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş ne yapacağız? Ya hocam şurası R1 artı R2 isteniyor bizden. Valla merkez T'ye çektik yapmış. Merkez T'ye çektik yapmış. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Dikkat edersen şurada Burası nedir? Bunun tamamı R1 değil mi? Evet. E R1 eksi R1 eksi 2 kaldı buraya. E bunun da tamamı R2. E buraya da R2 eksi 2 kaldı. E sonra ne yapacağız? Dik üçgen oluşturacağız. Hadi oluşturalım dik üçgeni. Hop şöyle dik dörtgeni yapacak olursam 12 ise 12. R2 ise R2. Buraya da ne kaldı? R1 eksi R2 kaldı. Çünkü tamamı R1. Hocam R1 eksi R2 zaten 5 vermişti. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. E o zaman şunların toplamı 13 olacak. Yani R1 eksi R, 1 eksi 2 artı 2 artı R2 eksi 2 de var orada. Eşittir 13 olduğundan şu ikiler nanay R1 artı R2 eşittir. Eksi 2 ile öbür tarafa atınca artı 2 de geçer. Yani burası 15 yaptı. Gördüğünüz üzere örnek 24 böylelikle 15 oldu. Ezbersiz bir şekilde dik üçgen tekniğiyle bulduk. Şimdi de iç teğete gelelim. İç teğet dediğimiz şey de içeriden teğet olanlardır. İç teğet uzunlukları da birbirine eşittir. Sebep hocam şu teğet teğet birbirine eşit. Bu teğet teğet birbirine eşit. Dikkat et burası çizgiye çift çizgi burası da çizgiye çift çizgi oldu. O yüzden bunlar da ne oldu? Birbirine eşit olmak zorunda. Tamamı çizgi artı çift çizgi tamamı çizgi artı çift çizgi olduğundan dolayı. Ya ezberlemeden de eşitlerini de görebilirsiniz. Fark edebilirsiniz aslında. E, özellik var mı bununla ilgili? Var. Formül var. Formüle gerek yok. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaptıktan sonra yine bir dikdörtgenle dik üçgen oluşturursanız eğer R2 ise R2 D ise D ya bu sefer R1 artı R2'nin karesi artı D'nin karesi O1 O2'nin karesi eşit oluyor. Bak bu sefer de toplamlarının karesi artı D kare O1 O2 uzunluğunun karesi eşit oluyor. Ama ezbere gerek var mı? Hayır ben direkt geçiyorum zaten formülü. Hemen sorusunu gördüğümde merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. E sonra ee, burada O1-O2 uzunluğunu da vermiş bize. Hemen O1-O2 uzunluğunu da şöyle göstereyim ben burada. Bunu da gösterdikten sonra burası da 15 ya. Amacımız burada dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluştururken de şöyle merdiven şekli var. E dik dörtgen ne olacak? Dik dörtgeni istersen üst tarafta yap şöyle. İstersen alt tarafta yap şöyle. Hiç fark etmez. Yeter ki dik dörtgenle dik üçgeni oluştur. Bak dik dörtgenden dolayı 5 ise 5. E hocam dik dörtgenden burası kaç oldu? 9. 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden burayı 12 bulurum. Dolayısıyla burası da kaç çıkar? 12 çıkar. Yani cevap 12 oldu. Bizden x uzunluğu isteniyordu. Gördüğünüz üzere formüle, mormüle gerek yok. Geldik 26'ya. Ortak iç teğet uzunlukları 16 cm olan iki çemberin yarıçapları toplamı verilmiş. Arkadaş, iki çember var elimde. Şekli çizip yorumlayacağım ve iki çemberin ortak teğette verilmiş bize. Şu ortak teğet uzunluğu. Hop ortak iç teğet uzunluğu. Şurası 16 olarak verilmiş. Eyvallah. Yarıçapları çapları toplamı verilmiş. E, merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca. Hocam burası R1 burası da R2 ise. R1 artı R2'yi vermiş bize 12 olarak. E bizden merkezler arasındaki uzaklık isteniyor. Yani şu uzunluk isteniyor. Ne yapacağız? Dikdörtgen yap kardeşim. Hemen şöyle bir dikdörtgen yaparsam şuradan. Ve ne geldi burada? Hocam R1 iken R1 ve R1 artı R2 artık kullanabilirim. 12. E şurası 16 ise burası da 16. 12 16 23 üçgeninden merkezler arasındaki uzaklık 20 çıkar. Geldik özelliğe. Özellikte de ne var? Şu iki çember birbirine teğet olduğu zaman bak özellik şu. İki çember birbirine teğet olduğu zaman şu ortak teğeti çizildiğinde şu birleştirildiğinde burada kaçı 90 derece ya da ne bileyim şurası muhteşem üçlü falan sağlanıyor. Ya bunu böyle nereden yaparsınız? <laughs> Çemberler birbirine değdi zaten. Merkezleri birleştir yaptınız. Mesela burada bir işinize yaramadı değil mi? Yaramadıysa bir de ne yaparız? Ortak teğet çizeriz değil mi? Şu ortak teğet çizersiniz böyle. Hocam ortak teğet çizdiğiniz zaman şöyle. A, T, T, -t birbirine eşit. T, T, -t birbirine eşit. Muhteşem üçlü çıktı. O yüzden buradaki açı 90 derece oldu diyebilirsiniz. Tamam Ya bunu soruda kendiniz fark edeceksiniz. Çözüm tekniklerinden. Hemen 27'ye bakalım. Çemberler birbirine teğet verilmiş. 3, 4 verilmiş. E, arkadaş hemen 90'ı yapıştırıp 5'i söyler. Ama biz ne yapıyoruz? Eski bilgilerimizi yorumlayacağız ya. Bu teknik gerçekten çok önemli. Hemen ne yaparsın? Merkezleri birleştir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam dik üçgen çıkmadı. Ya yani şurada şöyle bir şey. Ha dik üçgen oluştursak şöyle bir şey. E, kenarları belli olmayan bir şey geliyor. Demek ki biz buradan yapamayacağız soruyu. E o zaman nereden yapacağız? E, yapacağımız yer belli. Çemberler bir de birbirine değdiği zaman ispat tekniği. Yani ortak teğet çizeceğiz. Ortak teğet çizdikten sonra bak hocam teğet teğet birbirine eşit. Teğet teğet birbirine eşit. Muhteşem 3 çıktı. O yüzden 90 çıktı burası. E, 3 4 5 üçgeninden de buraya direkt ne diyebiliriz? 5 diyebiliriz. Yani cevaba 5 olarak ulaşırız. Örnek 27'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 28'e. Şimdi Yine merkezleri birleştirdiğimiz zaman bir şey gelmeyeceği belli. Çünkü oluşan üçgenlerle ilgili bak böyle dik üçgende oluştursak böyle dik üçgenin kenarları çıkmıyor karşımıza. Ne yapacağız? Ortak teğeti çizip ispat tekniğini kullanıp ezbere de yaptırmıyoruz bakın. İspat tekniğini kullan ispat tekniğinden dolayı hocam burada teğet teğet birbirine eşit burada da teğet teğet birbirine eşit burası 90 derece oldu diyebiliriz. E bunu dedikten sonra açı vermiş o zaman verilen her bir bilgiye yoğunlaşacağız. Açıya yoğunlaşalım. 30'sa gördüğü yay nedir? Hocam 100, pardon 60'sa gördüğü yay 120'dir. A teğet kiriş açı var burada. Hocam teğet kiriş açıdan burası 60 yapar. ikizken kenarlıktan ya da teğet kiriş açıdan yine burası 60 derece yapar. Bak ne üçgen çıktı? 60, 90, 30, 30, 60, 90 üçgen çıktı. AB B uzunluğunda 6 vermiş. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 köküç yapar mı? Yapar. Yani cevap böylelikle 3 köküç olarak çıkar. X'i 3 kök 3 bulmuş oluruz burada da. Şimdi geldik teğetler dörtgeni. Adı üstünde teğetlerden oluşan dörtgene teğetler dörtgeni adını veriyoruz. Teğetler dörtgeninde aslında şu teğetler dörtgeni dediğimiz şey burası iç açıortayların kesim noktasıdır. Bu çemberin teğetleri ise eğer bunlar ve teğetlerinden oluşan bir dörtgen ise bu e, çemberin merkezi şu çember çemberin merkezi neymiş? Buradaki dörtgenin iç açı ortaylarının kesim noktasıymış. Sebep? Hocam sebep çok kolay. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca. Bu da R. Bu da R. Bu da R. Bu da R oldu. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit oldu. O yüzden kollara çizilen dikmeler hepsi birbirine eşit olduğu için bunlar açı ortay olmak zorunda. Çünkü açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. O yüzden bu açı ortay oldu. Yani çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. Evet, çember ABCD dörtgeninde neyi denir? İşte çemberin merkezi denir. İşte çember denir daha doğrusu. Şimdi teğetler dörtgeninde bir de şu vardır: karşıtlı kenarlar toplamları da birbirine eşittir. Bunu da ezber yapmanıza gerek yok çünkü kendiliğinden geliyor. Ama genelde de biliniyor. Ee, bilseniz de bazı sorularda gerçekten güzel de oluyor. Sebep nedir? X X dersek Y Y olur eşit ya ZZ Z olur t, t olur. Bak dikkat et A artı C x artı y artı z artı t yaptı. E, b artı d de bak karşılıklı kenarlar. x artı y artı z artı t yapmadı mı? Yaptı. Dolayısıyla gerçekten de teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit oldu. Teğetler dörtgeni de bu şekilde. Bir de dörtgenin alanı e, alt taban artı üst taban çarpı r şeklinde bulunuyor. Ya da b artı d çarpı r şeklinde bulunuyor. E, ya da çevre bölü 2 çarpı r şeklinde de söylenebiliyor. E bunu nasıl bulacağız hocam? Bu üçgenlerin alanlarını tek tek yazdığın zaman da zaten geliyor. A çarpı R bölü 2, B çarpı R bölü 2, C çarpı R bölü 2, D çarpı R bölü 2. Bak yaz. Alan A çarpı R bölü 2 artı B çarpı R bölü 2 artı C çarpı R bölü 2 artı D çarpı R bölü 2 ya. E sen burada alan R bölü 2 parantezini alınca A artı B artı C artı D yapıyor. E hocam e burada A artı C ile B artı D birbirine eşitti. Yani sen ee, B artı D yerine A artı C yazarsın. Ya da tam tersi. B artı D yerine A artı C yerine B artı D yazarsın. Neyse. Ee, ben burada B artı D yerine A artı C yazınca 2 A artı 2C yapıyor. E, i̇kiler sadece A artı C çarpı R'ye eşit oluyor. Gerçekten de doğru. Bu da öyle oldu. B artı D çarpı R'ye eşit oluyor. Tamam. teğetler dörtgeninde de bu şekilde. Ama ben olsam nereden yaparım? Üçgenin alanından gidip oradan yapabilirim. Ee, size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Anlaştık. Evet hemen sorusuna bakalım. ABC'de paralel kenar demiş. ABED de teğetler dörtgeni olarak söylenmiş. Hemen karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşitleyip ezbere yapmayalım bence. İspat tekniğini kullanalım burada. AB uzunluğunu 20 vermiş. Başka bir de DE uzunluğunu da 12 vermiş. Şurası da 12 olarak verilmiş. Hocam ikisinin toplamı böyle 32 ise bu ikisi de 32 deyip de işlemde yapabiliriz bence. Ama yani gerek yok. Gerek yok. Ne yapacağız peki hocam? E şuraya bir x dersek bir yerden başlamak lazım. Bu bu arada burası 20 ise burası da 20 olmak zorunda. Yani buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Şu 8'i de yazalım. Şimdi paraya kenarın tanımını kullandık. Hocam, bir de şu karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. Onu da kullanırız biraz sonra. E evet, şuraya x dersem burası da x midir? Aynen öyle. Buraya ne kaldı? 20 x kaldı. Burası da 20 x oldu. T T, -t birbirine eşit olduğundan dolayı Peki şurası hocam 12 a Buraya y dersem burası da y. A x artı y ise hemen buraya x artı y'yi yazdım. Buraya 12 eksi y kaldı. E o zaman burası da 12 eksi y. E, sonra ne oldu? Bizden ne isteniyor? BC üçgenin çevresi. Hmm. Şu üçgenin çevresi. Yaz bakayım çevresini. 8 var. X artı y var. Bak 8 x artı y. 20 eksi x var. Bir de ne var? 12 eksi y var. Vay. Y'ler nanay. X'ler nanay. 28 12 daha kaç yapıyor 40 yapıyor. Böylelikle çevreyi kaç bulmuş olduk 40 bulmuş olduk. Herhangi bir şekilde ezber yapmadan teğetler dörtgen tanımı karşılıklı kenarların toplamları falan filan birbirine eşit demeden eski bilgilerimizle sonuca yine ulaştık mı ulaştık. Evet örnek 29 40 geldik örnek 30'a. Şekilde ABC'de teğetler dörtgeni. Bak kirişler dörtgeniyle karıştırılmasın. Teğetler dörtgeni. Teğetlerden oluşan bir dörtgen. Hatta aklımızda kalmasın böyle teğet o çemberi çizelim şöyle teğetler dörtgeni ise bir çembere teğetlerin oluşturduğu bir dörtgen yani bu. Şimdi ABCD dörtgeninde işte çemberin yarı çapı da 2 olduğuna göre dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E tamam teğetler dörtgeni karşılıklı uzunluklar toplamları birbirine eşit. Yani burası x ise burası da ne olacak? 10 eksi x olacak diyebiliriz. Ya da ispat tekniğiyle de işte a deyip 4 x a 4 a diye böyle de devam edebilirsin. Ama karşılıklı kenar uzunluklarında birbirine eşit olmasını da kullanalım burada. Dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Normalde formülü biliyorsan hocam 10 çarpı 2 direkt 20. Hani şu A artı C değil mi? Çarpı R'ydi. Ya da formülü bilmiyorsan ne yapacaksın? Hocam burada merkez var. teğet var. Çektik. 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 Çektik yapsam. E, bilmiyoruz formülü. İspat tekniğiyle yapıyoruz yine. Yani soruda bütün özellikleri kullanmak. Bütün tuşlara da basmayalım yani. E burada bu üçgenin alanını yazacağım. Sonra şu üçgenin alanı, sonra bu üçgenin alanı deyip olayı bitireceğim. Şu üçgenin alanı nedir? Hocam burası 2 olduğu için 6 çarpı 2 bölü 2 artı. Sonra şu üçgenin alanı nedir? X çarpı 2 bölü 2 X çarpı 2 bölü 2 artı. Sonra şu üçgenin alanı nedir? Yarı zaten 2. 4 çarpı 2 bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı nedir? Hocam bu da yarı 2 olduğu için bu da 10 eksi x çarpı 2 bölü 2'ye eşittir. Bölü ikiler gitti. Bölü ikiler gitti. Bölü ikiler gitti. Bölü ikiler gitti. 6 artı x artı 4 artı 10 eksi x yapar. Şunlar da sadeleşti. Cevap da böylelikle kaç yaptı? 20 yaptı. Evet örnek 30'da bu şekilde böylelikle bulmuş olduk. Geldik 31'e. Ya bir şey bilecekseniz de teğetler dörtgeninde şunu bilin diyeceğim ama zaten her şey verilmiş. Teğetler dörtgeninde arkadaşlar şu ikiz kenar yamuksa eğer öyle bir şey verilmiş mi? Evet. X kenar yamuk verilmişse teğetler dörtgeninde şu parçalar birbirine eşit şu parçalar da birbirine eşit oluyor. Gerçi bu soruda ayrı ayrı verilmiş. Bu 2 verilmiş. Bu 8 verilmiş. 2 verilmiş. 8 verilmiş. Hocam T teğetten dolayı burası 2. T teğetten dolayı burası 2. T teğetten dolayı burası 8. T teğetten dolayı burası da 8 oldu. Teğetler dörtgen olup AB ile de CD birbirine paralel verilmiş. E bizden çemberin yarıçapı isteniliyor. E çemberin merkezi burasıysa eğer Merkez teğet çektik yapsak. Merkez teğet çektik yapsak. Bu arada bu bir yamuk. Değil mi? Çünkü şunlar birbirine paralel vermiş. E bu hatta ikiz kenar yamuk. E arkadaş ikiz kenar yamuk ya. Şimdi burada merkez teğet çektikler burada bir işme yaramaz mesela. Ama bu merkez teğet çektik. Bu da merkez teğet çektik. Ve bunlar da paralel olduğu için şunlar doğrusal mı oldu? Evet. Şimdi ikiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler çok önemliydi. Hemen oradaki dikmeleri çizelim. Hop çizdim hop çizdim. Bu dikmeler eşit parçalara ayırıyordu. Zaten eşit parçalara ayırdığı da belli. 2 ise burası da 2 olur dikdörtgenden dolayı. Aynı şekilde 2 ise burası da 2 oldu. Bak 6'ya 6 diye 2 eşit parçaya ayırdı zaten. 6, 10, ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden dolayı. Çünkü bunun tamamı 10, 8 çıktı. E bu yarı çap, bu da yarı çap. A, 2R, 8'e eşit. R de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Evet 31. soruyu da böylelikle 4 bulmuş olduk. Ama bazı arkadaşlar şu ikiz kenar yamuk verilmişse eğer şu iç teğeti çizilmişse eğer şuradaki parçaların birbirine eşit olmasını ve şuradaki parçaların da birbirine eşit olmasını da özel olarak bilmek isteyebilir. Bazı sorular bununla ilgili çok karışık sorular geliyor. İspat tekniğiyle de aslında kendiniz de çıkartabilirsiniz ama ikiz kenar yamuğun özelliğini de bilmek lazım. İkiz kenar yamukta şu dikmeler çok önemliydi değil mi? Evet 31. soruyu böylelikle bu şekilde bulmuş olduk. Geldik. Şuraya. Çemberde üçgen benzer. Arkadaş. Hiç konu anlatımı yok. Ne var? Soru var. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Ne diyeceğim sana? Arkadaşım. Yani biz çemberde uzunluk. Bak ilk başta çember. Çember konusuna ilk başladığımızda ne yaptık? Çemberin yardımcı elemanları dedik. Orada iki tane anahtar kelime öğrendik. Merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Yok. Ee, merkez kiriş çektik. Evet. Merkez teğet çektik de orada öğrendik. Sonra teğete Teğette de merkez T çektik ve yarı çap bilgisini çok kullandık. Ve bu tür anahtar kelimeleri kullanabildiğimiz yerlerde karşımıza ne çıktı? Dik üçgen çıktı. Bazen de öyle şeyler yapıyoruz ki dik üçgen hala hazırda karşımıza gelmiyor ya da biz kendimiz oluşturamıyoruz. Ne zaman mesela? 90 derece olmadığı zaman. E o zaman hocam böyle sorularda ne yapacağız? Bak çemberde uzunluk soruları iki yollu çözülür. Bir dik üçgenden anahtar kelimeleri kullanarak iki benzerlikten. Biz bu söylemimizi zaten her zaman bütün geometriye yayıyoruz. Ben bütün geometriyi anlatırken bir uzunluk sorulduğunda özel durumlar yoksa açı ortay kenar ortay gibi özel durumlar yoksa iki konu ya dik üçgen ya benzerlikleriz. 90 derece varsa ilk etapta bir dik üçgen oluşturmaya çalışırız dikdörtgen falan yaparak. E yoksa ne yapacağız benzerlik. Benzerlik içinde en etkili yaptığımız şey açılara dalmak. Aynı cümleyi burada da kuruyorum bir uzunluk isteniliyorsa dik üçgenden yapamıyorsan ne yapacaksın benzerliğe dalacaksın. Benzerliğe dalmak ne demek? Özellikle çemberde açıdaysan çember konusunda bir uzunluk soruluyorsa bize mutlaka ama mutlaka açıya dalman gerekiyor. Merkez açı varsa merkez açıya, çevre açı varsa çevre açıya, teğet kiriş açı varsa teğet kiriş açıya dal. Büyük ihtimalle iki üçgen açı 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 benzerliğinden böyle güzel bir benzerlik karşına çıkacaktır demektir. İşte şimdi buradaki sorularda o şekilde yapacağız. Yani sen bir soru gördüğün zaman dik üçgenden çıkmıyorsa hemen nereden yapacakmışsın? Benzerlikten. Benzerlik içinde açıya dal. Hadi gel şimdi şu soruya bakalım. Arkadaş burada ne demiş? 2 verilmiş, 3 verilmiş, 4 verilmiş, x deniyor. Anahtar kelime kullanamıyorum. Hocam merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik yapamıyorum. Merkezin nerede olduğunu bilmiyorum. Belki bunun üzerinde. O zaman dal açıya. E, burada bir çevre açı var. Alfa gördüğü ya. 2 alfa, 2 alfaysa bak burası da alfa. E buraya dal. Burası beta ise gördüğü yan 2 beta, 2 beta ise bak Burası da beta. Alfa beta 3. açı, alfa beta 3. açı. Aa gerçekten de bu iki üçgen ne oldu? Benzer. Burada alfa'nın karşısı 2 bölü alfa'nın karşısı 4. Benzerlik oranı çok basit. Benzerliği kaladıktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlayacaksın. Alfa'nın karşısı 2 bölü alfa'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı var burada 3 bölü burada da beta'nın karşısı x deriz ve olay biter. x de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. İşte benzerlik dediğimiz teknik bu. Herhangi bir konu yok. Mantığı var. Geldik şu soruya. Bak anahtar kelimeleri kullanamıyorum. Çemberin merkezi kim bilir nerede? Burada. Merkez teğet çektik yapsan, kiriş çektik yapsan bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. O zaman ne yapacaksın? Açığa dalacaksın. Özellikle teğetlik varsa teğet kiriş açıya mutlaka dikkat. Var hocam bak burası. Alfa. Gördüğü yay 2 alfa. Daldım açıya. Bak başka bir açı var mı? Var. Çevre açı. Zaten açıda bizim için önemli olan neydi? Merkez açı, çevre açı, teğet açı. Bunların üçü bizim için çok önemliydi. Bak teğetlik vardı önemli diye oradan başladım. Alfa ise iki alfa dedim. İki alfa bak bu yayı görüyor. Bu açı bu yayı görüyor. iki alfayı görüyor. Burası da alfa oldu. A alfaya alfa. Ya benim üçgende benzerlik anlatırken yaptığım kalıplardan biri. Hatta o kalıbı da şurayı yazayım istersen. Bak üçgende benzerlikte çok kullanırız. Kalıp bir. Şu. Kalıp iki de alfa beta benzerliği. İki üçgende eşitlik açı olduğunda ortak açı varsa mesela şu üçgen ve büyük üçgende ortak açı var mı kardeşim? Var. Neresi? Burası. Üçüncü açılarda birbirine eşit. Nokta karaladım. Üçüncü açı çift çizgi. Nokta karaladım. Üçüncü açı çift çizgi. Aynı şey şöyle sorularda da geçerli. Adam şöyle bir şey dedi mesela. Bu nokta açısı bu nokta açısı. Hocam şu üçgenle şu üçgende iki açı eşit. Ortak açı maalesef bu üçgenlerde yok. Ama sen şu üçgeni ve büyük üçgeni düşünürsen eğer ne geldi karşına? Ortak açı burası oldu. E o zaman ortak açıdan yola çıkacağız. Nokta karaladığım ortak açı. Dur şu niye kırmızı olmadı? Hmm, siyah ama neyse. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise nokta karaladığım 3. açı da burası çift çizgi olur deyip işlem yapacağız. O zaman gelelim bu Bu soruya. Evet, direkt alfa, beta, tetalarda da, da alabilirsin tabii ki. Şu sarı üçgenle büyük üçgende bir ara çeşitliği var. Ortak açı burası değil mi? Evet. E üçüncü açı alfa karaladığım 3. açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi olmak zorunda. Bu kalıbı benzerlikteki bu kalıbı da ya inanılmaz bir şekilde tavsiye ediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bilin. Hatta isterseniz e, üçgende benzerlikteki o konu anlatımındaki o benzerliğin ikinci videosu olması lazım ya da üçüncü videosu olması lazım. Bir ona da bakmanızı şöyle bir tavsiye de ediyorum aslında. Bir bakın bence bakın. Evet neyse bu o zaman sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam benzerse aynı açının karşısında gelir. Onu anlayacağız. Küçükten başlayayım. Alfanın karşısı 6 bölü. Alfanın karşısı büyükte 12. Çift çizginin karşısı 12 bölü. Çift çizginin karşısı x artı 6 büyük üçgende. Sadeleştir 2 kaldı 24. x artı 6 eşittir 24 ise x'i de buradan 18 olarak buluruz. Evet benzerlik bizim için geometride çok önemli bir yere sahip. Zaten geometrinin temelleri iki konu üzerine inşa edilmiştir bir dik üçgen iki benzerlik bu iki konuyu çok iyi bir şekilde bilmenizi tavsiye ediyoruz bak çember konusunda da zaten bunlar karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere tamam yani hocam başka türlü nasıl yapardık şuraya beta derdin tamam mı ondan sonra e, açılara da böyle şey yapardın yani şuraya beta derdin hmm. şöyle göstereyim ya yine de şuraya çizeyim hop şöyle 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 bu iki üçgenin benzerliğini başka türlü nasıl gösterebiliriz şu alfa alfa verilmiş ya bak şimdi Dikkat et. Şuraya beta derdim mesela. İki iç açı bir dış açıdan burası alfa artı beta oldu. E, hocam şuraya da teta dersem alfa beta tetanın toplamı ne? Hocam 180. Alfa beta tetanın toplamı 180. E hocam alfa beta var burada. Bak o zaman burası teta olmak zorunda. Gerçekten şu üçgenle alfa beta teta büyük üçgen alfa beta teta birbirinin benzeri oldu diyebiliriz. Açılara da dalarak da bu şekilde de yapabilirsiniz ama şu kalıp meselesini bilin e, üçgende eşitlik açı varsa iki üçgeni belirleyin. Ortak açıyı belirleyin. Üçüncü açıların da eşitliğini yazın. Sonuca daha rahat bir şekilde gidersiniz. Anlaştık. Geldik bir sonraki soruya. Hocam burada ne var? 2 var 6 var. AD uzunluğu da 12 verilmiş ve bizden x isteniyor. Bak. Dik üçgenden yapamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Açıya dal. Benzerlik büyük ihtimalle. Burada bir çevre açı var. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa demeyeyim. Kirişler dörtgeni var burada. Burası ne yapar? 180 x alfa yapar. E o zaman burası alfa mı oldu? Evet. Hatta ve hatta şuraya beta dersem burası da 180 eksi beta yaptı. Kirişler dörtgeninden. Burası da beta yaptı. A şu üçgenle büyük üçgende alfa beta üçüncü açı burası. Alfa beta üçüncü açı burası. Yani bizim şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliğe bakalım. Karalı karşısındaki kenarlar var burada. Karalı karşısı 2 bölü. Karadım açının karşısı 6 eşittir. Alfanın karşısı küçük üçgende x bölü alfanın karşısı büyük üçgende 12. E 1'e 3 1'e 3 x'i de böylelikle 4 buluruz? Aynen öyle. Gördünüz mü gençler? İşte olay bu. Dik üçgende yapmanız gereken şey neymiş? Ya pardon çemberde uzunlukta çözebiliyorsan anahtar kelimelerle dik üçgenden çöz. Anahtar kelimeler yoksa açıya dal mutlaka iki üçgen benzer çıkacak. Tamam Zaten elimizde iki üçgen var ya. Bir bu üçgen var bir de büyük üçgen var. Zaten bir de o şekilde de düşünüp benzerliği de daha rahat bir şekilde bazen fark edebilirsiniz. Geldik bir sonraki soruya. Evet bu soru biraz son soru olduğu için zor bir soru olarak koymuşuz. İlk önce bir açıya dalalım kardeşim. Teğetlik olduğu zaman teğet giriş açı bizim için önemliydi. Hocam şuraya alfa dersem gördüğü yay 2 alfa olur. 2 alfaysa burası da alfa mı oldu? Evet. Bakın şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Bir ara çeşitliği ortak açı var mı burada? Var. Ortak açı burası. Alfa karadığım 3. açı burası. Alfa karadığım 3. açı burası. Evet bu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. E hocam şu t teğet uzunlukları birbirine eşit. Bu arada aynı şey burada da var. Ben buraya beta dersem Eee gördüğü ya 2 beta 2 beta ise burası da beta oldu. Dolayısıyla bizim şuradaki üçgenle de bak beta ya beta. Bu üçgenle büyük üçgende. Ortak açı da şurası değil mi? Burayı da çizgi açısı olarak göstereyim. Beta çizgi 3. açı 2 tane çift çizgi ise böyle. Beta çizgi üçüncü açı burası da 2 tane çift çizgi olmak zorunda. Yani hem şu üçgenle büyük üçgenle benzerlik var hem alttaki şu siyah üçgenle büyük üçgenle benzerlik var. Hadi uygulayalım. Şimdi burada karadım karşısı 4 bölü karadım açının karşısı x işin içine girecek. 4 bölü x neye eşit? Çift çizginin karşısı buraya a diyeyim. Çift çizginin karşısı a bölü çift çizginin karşısı a e. E alttakine gelelim. Hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer. Çizginin karşısı 6 bölü çizginin karşısı 9. 6 bölü 9 eşittir. Burada çift çizginin karşısı a bölü Çift çizginin karşısı A'ye değil mi? A bölü AE. Vay. Bak. A bölü AE 4 bölü X'e. A bölü AE 6 bölü 9'a eşit oldu. O zaman 4 bölü X 6 bölü 9'a eşit oldu. 6 X eşittir 36 oldu. Ve X de böylelikle ne çıktı? 6 çıktı. Evet zor bir soru. Ama zor bir soruyu da bırakmak istedim. Okulda sınavınızda hocanız böyle bir soru sorar mı? Hayır. Bazı sorularınızda ufkunuz açıksın diye. Ufkunuz genişlesin diye. Hani kendinizi geliştirin diye yazdığımız sorular. Bunlar da genelde sonuncu sorular oluyor. Bu da ufkunuzu genişletecek bir soruydu. Ve güzel bir soruydu arkadaşım. Ve böylelikle 35. soruyu da ne bulduk? 6 bulduk. Ve böylelikle bitirdik. Yani ne bitti? Çemberde teğette bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde daireye başlayacağız ve çemberin çevresinden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.